Birleşik Devletleri'nin en önemli doktorları arasında gösterilen ortopedi uzmanı Profesör Doktor David Helfand İstanbul'daydı. 17 Ağustos depremi sırasında da İstanbul'daki yardım çalışmalarına katılan Helfand, afet bölgelerindeki deneyimlerini anlattı. Profesör Doktor David Helfand, Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü ortopedi doktorlarından. Ümitsiz denilen hastaları tedavi etmesiyle meşhur. En çok da afet bölgelerinde yaptığı çalışmalarla. I'm no hero. Ben kahraman değilim. Sadece işini iyi yapan bir insanım. Hayatımda gördüğüm en umutsuz vakalar Irak ve Afganistan'da yaralanan askerlerdi. Bombalar nedeniyle vücutlarının birçok yerinden yaralanmışlardı. Hayatımda en zorlandığım vakalardı. Profesör Helfand 2010 yılında 316 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan Haiti depremi sonrası yardım için bölgeye gitti. Afet bölgelerinden sadece kötü anılar hatırlıyorum. Haiti'ye gittiğimizde elektrik yoktu, su yoktu, anestezi yoktu. Sadece lokal anestezi yapabiliyorduk. Ne oksijen ne hastalara verebileceğimiz kan vardı. Afet bölgeleri bir hastanede çalışmak gibi değil. Çevreye rağmen hayat kurtarmaya çalışıyorsunuz. ...17 Ağustos 1999'daki Marmara depremi sırasında da Profesör Helfand tesadüfen Türkiye'deydi. Ben Bodrum'da tatildeydim ve televizyondan deprem olduğunu öğrendim. Hemen İstanbul'daki özel bir hastaneye geldim. 2 gün yaralıların tedavisine yardım ettim ama zaten kurtarma ekipleri ve doktorlar iyi iş çıkarmışlardı. Benim yardımıma ihtiyaçları yoktu. Helfand, afet yönetimiyle ilgili bir konferans için İstanbul'da. Helfand'e göre bir afet sonrasında organize olmak ve kontrolü ele almak yapılacak en önemli şeyler arasında. Bu haber.